insanlar haksızlığı gördü. İnsanlar haksızlığa gelemiyorlar. Çünkü ne kadar hani insanlar buna hani bir kesim hani görmemiş gibi görüyor olsa bile o kesim bile şu anda düşünüyor. Diyor ki diyor hani neden hani seçim iptal oldu? Bugün Ekrem İmamoğlu olmasaydı, kim Ekrem İmamoğlu'nun yerinde olsaydı böyle bir haksızlığa karşı geldiği için biz bir kitle olarak ona da aynı şahsına o haksızlığa karşı durup ona tekrar oylarımızı kullanacaktık. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Kardeşlerim, bizim Doğu Anadolu'muz var. Bizim Güneydoğu Anadolu bölgemiz var. Bizim Karadeniz'imiz var. Bizim Akdeniz'imiz var. Bizim Orta Anadolu'muz var. Bizim Ege'miz var. Bizim Marmara'mız var. Ama bizde Kürdistan diye bir bölge yok. Çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var. Yolla oraya. Git Kürdistan'a. Sizin bu ülkede yeriniz yok. CHP ile çalıştığımız zaman AKP'den daha aktif görüyoruz kendimizi. Ötekileştirilmiyoruz. Bizi haklarımızı orada özgür bir ifadeyle ifade edebiliyoruz. Dayanışmada birlikte çalışabiliyoruz. Evet, ilk başta biraz tedirgin oldum ama sonra bizim için şey çok önemli. Kardeşlik vurgusu, ayrımcılık yapmaması. İşte diyorlar ki böyle insanlar HDP'de ne geziyor? Böyle insanlar CHP'de ne geziyor? Onlar din ayrışması yapıyor. Vatan ayrışması yapıyor. Böyle bir konum yoktur yani. Böyle bir şey yoktur. Böyle bir ayrışma yoktur. Ekonomik kriz en çok gençleri vuruyor, aileyi vuruyor, işverenleri vuruyor. En büyük haksızlık da 16-15 yaş arasındaki çocuklara yapılıyor. Çocuklar okuldan alınıp konfeksiyonlara veriliyor ve bu insanlar için, aileler için çok zor bir durum. Yani çünkü ailelerin geçim sıkıntılarından dolayı bütün bunlar kaynaklanıyor. 18 yıl okul okuyorlar. Ama bir türlü atanamıyorlar. Başka bir işte de artık çalışamıyor. Çünkü sektördeki iş başındaki patronlar işçiyi 3'e 2'ye düşürüyorlar. 2'yi 1'e düşürüyorlar. İşsizlik olayı çok önemli. İş yoksa öğrenciler arasında, çalışmayan insanların arasında kutuplaşmalar oluyor. Bu en çok da bu kutuplaşma çok etkiliyor gençliği. Bir aday ismiyle insanı aslında etkilemez. Konuşmasıyla, mütevazisizliğiyle, ayrışmamazlığıyla insanları etkiler. Yani demokrasinin bir arada 16 milyonu kucaklaması bambaşka bir şey. Yani bunu yıllar önce Cumhurbaşkanımız yapmıştı. Ama daha sonra ne olduysa karışıklıklar oldu. Ayrışmalar oldu. Biz kendimiz 20 yıldır emek harcadığımız şehirde sürekli ayrışmalar içindeyiz. Yani biz Kürt kökenli olduğumuz için ayrışmalar içindeyiz. Nasıl bundan 20 yıl önce Cumhurbaşkanımız böyle bir şeyle çıktı, halkı kucaklayıcı bir sevgiyle çıktı. Aradan yani 18-20 yıl geçti, yani iktidarda kaldı. Bu halk Ekrem İmamoğlu'nu da sevdi. Cumhurbaşkanından daha çok belki sevdi.